Piri Reis, Osmanlı Türkü, denizci ve kartograf. Asıl adı Muhittin Piri Bey. Künyesi Ahmet İbni El Hac Mehmet El Karamani'dir. Amerika'yı gösteren dünya haritaları ve Kitab-ı Bahriye adlı denizcilik kitabıyla tanınır. 1465 yılında Karaman'da Hacı Ali Mehmet'in oğlu ve Türk denizciliği ekolünün ustası olarak bilinen Karamanlı Kemal Reis'in yeğeni olarak dünyaya geldi. Piri Reis denizciliğe amcası Kemal Reis'in yanında başlar. 1487-1493 yılları arasında birlikte Akdeniz'de Sicilya, Korsika, Sardunya ve Fransa kıyılarına akınlar yaparlar. 1486'da Endülüs'te Müslümanların hakimiyetindeki son şehir olan Granada'da katliama uğrayan Müslümanlar Osmanlı Devleti'nden yardım isteyince Osmanlı Devleti Kemal Reis'i Osmanlı bayrağı altında İspanya'ya gönderir. Bu sefere katılan Piri Reis amcasıyla birlikte Müslümanları İspanya'dan Kuzey Afrika'ya taşır. Venedik üzerine sefer hazırlığına girişen 2. Bayezid'in Akdeniz'de korsanlık yapan denizcileri Osmanlı donanmasına katılmaya çağırması üzerine 1494'te amcasıyla birlikte İstanbul'a padişahın huzuruna çıkar ve birlikte donanmanın hizmetine katılırlar. Piri Reis 1495-1510 yıllarında İnebahtı, Moton, Koron, Navarin, Midilli, Rodos gibi deniz seferlerinde görev alır. Bu görevler esnasında gördüğü yerleri ve yaşadığı olayları not olarak kaydeder. 1511'de amcasının ölümünün ardından denizlere açılmayı bırakır ve Gelibolu'ya yerleşerek burada 1513 tarihli Atlas Okyanusu, İber Yarımadası, Afrika'nın batısı ile Yeni Dünya Amerika'nın doğu kıyılarını kapsayan ilk dünya haritasını çizer. Orijinal çizimin elde bulunan üçte birlik parçasına dünya çapında özlem kazandıran özelliği Christoph Kolomb'un 1498'de çizdiği ve hala bulunamamış olan Amerika haritasındaki bilgileri kapsamasıdır. Piri Reis 1516-1517 yıllarında İstanbul'a gelip tekrar Osmanlı donanmasının hizmetine girer. Derya Bey rütbesiyle Mısır seferine gemi komutanı olarak katılır ve donanmanın bir kısmı ile Kahire'ye geçip Nil Irmağı'nı çizme fırsatı bulur. İskenderiye'nin ele geçirilmesine gösterdiği başarıyla padişahın öyküsünü kazanır ve sefer sırasında günümüzde bir parçasının mevcut bir parçasının kayıp olduğu haritasını padişaha sunar. Tuttuğu denizcilik notlarını 1521'de Kitab-ı Bahriye adı ile kitap haline getirir. Kanuni Sultan Süleyman döneminde 1523'teki Rodos seferi sırasında Osmanlı donanmasına yer almasının ardından 1524'te Mısır seferinde kılavuzluğunu yaptığı Sadrazam Pergeli İbrahim Paşa'nın beğenisini kazanır. 1526'da yeniden düzenlediği Kitab-ı Bahriye adlı eserini Kanuni Osman Piri Reis'in 1528'de çizdiği bugün elimizde bulunan Kuzey Amerika haritasının da bir parçasının oluşturduğu ilk haritadan daha büyük ölçekli ve gelişmiş olan ikinci haritası teknik olarak dönemin en ileri örnekleridir. Osmanlı donanmasındaki son yıllarını güney sularında devlet için çalışarak geçiren Piri Reis bu dönemde Hint kaptanlığı, Umman Denizi, Kızıldeniz ve Basra Körfezi'ndeki deniz görevlerinde bulunur. 1552 yılında Osmanlı İmparatorluğu'nun Hint kaptanı Piri Reis'e Basra Körfezi girişindeki Hürmüz Adası'nın alınması emredilir. 16. yüzyılın ilk yıllarından beri Hint Okyanusu'na yerleşen Portekizliler Basra Körfezi'ne sızıp hem Osmanlı topraklarına saldırıyor hem de bölgedeki Arapları Osmanlı yönetimine karşı isyan etmeleri için kışkırtıyordu. Portekiz kuvvetlerinin bölgedeki gücünün kırılması ve Kızıldeniz'den sonra Basra Körfezi'nin açık denizlere bağlanması, Hindistan ticaretinin tekrar Doğu Akdeniz limanlarının lehine işler hale getirilmesi için adanın fethi şarttır. İran'a çok yakın mesafedeki ada Osmanlı'nın ilk donanması tarafından kuşatılır. 850 asker karaya çıkar. Dünyanın en güçlü topları hem karadan hem de denizden Portekizlerin kontrolündeki Hürmüz Adası'nın surlarını dövmeye başlar. İç kale hariç ada tamamen ele geçirilir. Hürmüz'e bağlı küçük adalar ve zenginliğiyle ünlü Keşm Adası da Osmanlıların kontrolüne geçer. Portekiz kalesinde konuşlanmış Alvaro de Noronha komutasındaki yaklaşık 1000 asker toplarının avantajlı konumundan da yararlanarak kaleyi savunur. Osmanlıların iç kaleye yaptığı şiddetli saldırılar sonuçsuz kalır. Kuşatma uzadıkça ordunun morali bozulur. Hindistan'daki üssünden çıkan Büyük Portekiz filosunun yaklaştığı söylentileri, ümitleri azalan ve Portekiz gemilerine zayıf durumda yakalanmak istemeyen Piri Reis kuşatmayı kaldırır. Piri Reis pek hoş karşılanmadığı Basra'ya çekilir ve donanmasını burada bırakır. Hürmüz seferinde toparladığı ganimetleri de yüklediği 3 gemiyi yanına alarak Süveyş'e dönerken gemilerden biri de yolda batar. Piri Reis Basra'dan sonra Mısır'da da iyi karşılanmaz. Sorumluluğundaki donanmayı bıraktığı için ordusunu savaş alanına bırakıp kaçmış muamelesi görür.
Mısır valisinin divana iletilen raporda Piri Reis kuşatmayı kaldırmak ve donanmayı bırakmak suçlarına yargılanır. Kendisi bakımsız donanma ile denize açılmasının sakıncalarını dile getirse de suçlu bulunmasına engel olamaz. İstanbul'dan gelen fermanla 1554'te Kahire'de boynu vurularak idam edilir. Piri Reis ile aynı dönemde yaşayan dönemin bakanı Hüseyin Nişancı Celalzade Mustafa Çelebi, Hürmüz'ün kafirleri adı geçen kaptana sayılamayacak kadar çok uçsuz bucaksız servet verdiler. Satırları ile Piri Reis'in idamlık suçunu rüşvet olarak açıklasa da Osmanlı tarihi boyunca yazılan belgelerin Piri Reis'e yüklediği kabahatler arasında donanmasını savaş alanına terk etmek, emre itaatsizlik, görevde başarısızlık ve Müslüman kentlerini yağmalamak yer alır. Piri Reis'in çağdaşı olan yazarlar ise idamı genellikle nedenlerine girmeden anlatır. Hürmüz Kalesi'nin komutanı Alvaro de Noronha'nın yazdığı ve kuşatmayı ayrıntılarıyla anlatan mektupta rüşvete dair bir kayıt yoktur. Ünlü Osmanlı tarihçisi Peçevi de bu iddiayı reddeder. Ayrıca 80'li yaşlarındaki üst düzey bir denizcinin rüşvet karşılığında kuşatmayı kaldırması da mantıklı değildir. Üstelik askeri açıdan Piri Reis'in kuşatmayı kaldırıp Basra'ya çekilmesi de normal bir hareket olarak düşünülebilir. Kitab-ı Bahriye, Piri Reis Haritası, Hadikatül Bahriye, Biladül Aminat, Eşkalname adlı eserlerin sahibi olan Piri Reis, idam edildiğinde terkesine de devlet tarafından el konulur. Piri Reis'in Kilitbahir Kalesi'nde çizdiği 500 yıllık haritasının sırrına gelirsek, Cumhuriyet'in kuruluşunun ilk yılları, Amerika'yı gösteren en eski haritanın bulunduğu haberini alan Atatürk, onu Ankara'ya getirterek bizzat kendisi inceler. Sonra haritanın çoğaltılarak üzerinde 20 incelemeler yapılmasını emreder. Topkapı Sarayı'ndan çıkan bu harita üzerinde Türk Tarih Kurumu bilim heyetlerince tetkikler yapılır. Haritanın bir kopyası 1953'te incelenmek üzere Amerika'ya gönderilir. Antik harita uzmanlarının yaptığı incelemelerde ilginç sonuçlar ortaya çıkar. Asırlar önce Ceylan Deresi'nde çizilmiş haritada izdüşüm yöntemi kullanılmıştır. Bir küre üzerine konulduğunda haritanın günümüzdekilerde birebir aynı olduğu tespit edilir. Madrid'e göre çizim için havadan ölçüm yapılması gerekmektedir. Peki 500 yıl önce kim yeryüzünü haritalamak için bir uçak kullanmış olabilir? Sorunun cevabı Piri Reis'in Kitab-ı Bahriyesi'nde saklıdır. Piri Reis, Der Beyan-ı Hattı başlığıyla eserinin birinci cildindeki yazılarında haritanın çizilişini anlatmaktadır. Pusula'dan Hazreti Süleyman'ın haritayı düzeltip doğruladığından, hayvanların ilmiyle tasdik ettiğinden ve deniz ilminin onun emrinde olduğundan bahseder. Harita 500 yıl öncesinin bilim ve teknoloji imkanlarına sığmayacak kadar hatasızdır. Üstelik Piri Reis, Amerika kıtasını görmeden çizmiş, bitki ve hayvan figürleri, rüzgar yönlerini de içine alan detayları aktarmıştır. Haritada 1800'lerde keşfedilen Antarktika kıtası, 1513'te zirveleri ve sıra dağlar ile aynen çizilmiştir. Arjantin'le başlayan Güney Amerika kıtasının Antarktika'nın bir uzantısı olduğu ortaya konulmuştur. Arjantin uzaydan bakıldığında 47 derece sağa kıvrık gözükür. Piri Reis bugün bile haritalarda dik olarak çizilen Arjantin'i bu açıyla birebir çizmiştir. Cebeli Tarık Boğazı adeta uzaydan görülür gibi verilmiştir. Harita 22,5 derece eğim verilerek çizilmiştir. Dünyanın jeoid ya da geoid olmadığını 16 parçalı haritasıyla ispatlamıştır. Atlas Okyanusu'ndaki adaların çoğu isabetle doğru şekilde çizilmiş, yıldız koordinatları işlenmiştir. Okyanus rüzgarları bugünkü ana hava akımlarıyla örtüşür şekilde haritaya işlenmiştir. Rüzgar alınan yönler bile gemi maketleriyle şekillendirilmiştir. İlk kez haritada hayvan, bitki figürleri kullanılmış ve ilgili coğrafyaların özellikleri belirtilmiştir.